çok önemli hocam. Bir gelmeseydik. Çünkü biliyorsunuz genelde. Yok canım, erkeklerde bir şey yok. Hayır hadi, ne olacak canım yani. Genelde hep kadına fatura edilir ya. Ama yarı yarıya değil mi? Şu anda neredeyse. Vallahi şu an yine yapılan istatistiklere göre 50 yıl öncesine göre erkeklerin sperm sayısı yarı yarıya azalmış durumda. Ve yaklaşık her sene %2,5 azalıyor. Ne bağlıyorsunuz? Yani niye bağlıyor? Bilim neye bağlıyor? Bir, çevresel toksinler, soluduğumuz hava, tabii, yediğimiz gıdalar, meyveler, haşere zehirleri var. Üstünde hepsinde. Evet. Evet. Kullandığımız cep telefonu. Aslında cep telefonu hep uzakta bulundurmak lazım. Yatarken dahi başımızın yanında koyuyoruz. Erkekler... Siz doktorsunuz. Hadi telefonunuzu kapatıp yatabiliyor musunuz? Hele kadın doğumcu kapıyor. Hele hele, yani mümkün değil yani. Mümkün değil. Gıdalarımız, hormonlu gıdalar. Evet. Her şey. Yapılan yine çalışmalara göre sanayileşme arttıkça, evet, o toplumlarda erkek faktörü daha çok artıyor. Yani üremede sıkıntı. Araba koltuklarının bile etkili olduğunu söylüyorlar. Tabii tabii. Uzun yol şoförleri, mesela tır şoförleri devamlı sünger koltuğunun üzerinde, onlarda değerler daha düşük. Ve gittikçe azalıyor. 2010 yılında Dünya Sağlık Teşkilatı baktı, normal kriterlere uyan erkek kalmıyor. 2010 yılında sperm parametrelerini düşürdü. Yani normal değerleri daha aşağı aldı. Yoksa hiç normal erkek olmayacaktı diye. İşte